Değerli izleyiciler, merhabalar, hoş geldiniz. Ekranlarınızın başına ayağının tozuyla Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ Elazığ'a geldi. Deprem bölgesinden geldi. Alelacele hemen bir şeyler atıştırdınız ve teşekkür ediyoruz. Kırmadınız bizi, programımıza katıldınız. Sayın Başkanım, deprem bölgesinde sizin gözlemlediğiniz tablo nedir? Deprem bölgesinde tabii bir değil birkaç tespitte bulunmak gerekiyor. Evet. Birincisi, geliyorum diyen bir deprem var. 2019'da Kahramanmaraş'ta bu depremin tatbikatı yapılmış. 7'nin üzerinde bir deprem tatbikatı yapılmış. Fakat tatbikat yapılmış ama hazırlık yapılmamış. Durumun vahametinin bilinmesine rağmen gereken hiçbir tedbir almamışlar. Sonra gece deprem oluyor. Süleyman Soylu bütün dünyaya çağrıda bulunuyor. Dördüncü seviye diye. Şimdi dördüncü seviye deyip bütün dünyaya çağrıda bulunuyorsanız, önünüzde size devletin yetkili kuruluşlarının vermiş olduğu raporlar da vardır. Yani işte bu 7'nin üzerinde, bu yıkım gücü şu, bunun simülasyonları önceden yapılmıştır. Ne yaparsınız? Sabah en geç 6'da olağanüstü hal ilan edersiniz bölgede. Bir. İki. Bütün askeri birliklere talimat verirsiniz. O biraz özür dilerim, biraz bölgede sorun yaratmaz mı Sayın Başkanım? Hayır, yaratmaz. Aksine. Yani güvenliğimizi sağlayan askerlerin deprem bölgesine çekilmesi bir güvenlik zafiyeti yaratmaz mı? Bir dakika, öyle bir şey söylemiyoruz ki. Bütün askeri birliklere talimat verirsiniz. Onlar güvenliğinizi sağlamak için kışlalarınızda tuttuğunuz birlikleri dışarı çıkartırsınız. Sınırdan birlik çekin demiyorum ben. Kışlalardaki birlikleri çıkartırsınız. İki, yine askere talimat verirsiniz. Böyle bir depremde neler yıkılır? Evler yıkılır. Evler. Hastaneler yıkılır. İnsanların yemek temin edeceği yerler yıkılır. Fırınlar yıkılır veya çalışmaz. Dersiniz ki hemen sahra hastanelerini çıkartın. Sahra fırınlarını çıkartın, sahra mutfaklarını çıkartın. Evet, sonra başka. Bu bölgeye bakarsınız, bu bölgede ne kadar insan yaşıyor? 13 milyon. 13 milyon. Peki bu 13 milyonun dışında bu bölgede ne kadar sığınmacı var? Resmi, gayri resmi. Ona bakarsınız. Dersiniz ki bu ortaya şöyle bir güvenlik riski çıkartıyor. Nedir güvenlik riski? Yağma olacak. Yağma. Olacak. Şimdi bugün sığınmacılar olmasa da yağma olur. Neden? Gölcük'te sığınmacı yoktu, yağma oldu. Asker vur emri verdi, bitti. Verilmeli mi vur emri? Verilmeli, tabii hemen verilmeli. Vur emri verilmeli. Hemen verilmeli. Sebep, vur emrini verdiğiniz zaman yağma duruyor. Ha? Caydırıcı bir... Caydırıcı yetkisi var tabii. Evet. Efendim işte insanları vuracak mısınız takır takır? Ya yapmayın kardeşim. Bak şimdi insanlar başka türlü ölüyorlar. Özür dilerim Sayın Başkanım. Ben vur emri noktasında size katılıyorum. Sonra, aynı fikirdeyim. Vur emri, bakın Google'a girin yazın. Vur emri nerelerde verilmiş? Devlet başkanları tarafından dünyanın değişik yerlerinde verilmiş. Bu tür felaketlerde verilmiş. Demek ki olabilir. Bir başka boyut bölgede tespit ettiğim AFAD ve Kızılay sınıfta kaldılar. Hatta bırakın sınıfta kalmayı, tasdiknamı alıp okuldan atıldılar. İkisi de olağanüstü yetersiz bölgede. Kızılay'a çok tepki yok. Çünkü adeta Kızılay yok kabul ediliyor artık vatandaş tarafından. O da ilginç bir psikoloji. Ama AFAD'a çok tepki var. Ve bakın ben kendi gözlerimle görmedim bunu, söyleyemem. Ama halk depremzedeler şunu söylüyorlar, AFAD şov yapıyor diyorlar. Nasıl bir şov? Yani kurtarma için gelen gönüllü ekipler, madenciler, bu arada madenciler olağanüstü bir iş yapıyorlar. Evet. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Kurtarıyorlar. Kurtarma operasyonunu ilerletiyorlar. AFAD geliyor. Son anda
kameralara poz veriyor ve gidiyor. Bununla ilgili elimizde bir Bu vatandaşın söylediği şey. Vatandaşın söylediği şey. Başında. Bakın ben görmedim bunu. Onu söylediniz. Peki bu deprem psikolojisindeki vatandaşın bu söyleminde hangi oranda itibar edebiliriz? Abi, 1, 2, 3 değil. Bütün saha şöyle ince. Herkes delirmedi ya. İnsanlar AFAD'a kızgın mı? Çok kızgınlar. Neden? İyi bir organizasyon yapamıyor. Hazırlıklı değil. Tamam. Ve insanlar tabii depremde, doğal afetlerde daha da sabırsız oluyorlar haklı olarak. Tabii. Neden? Çünkü görüyor ki eşi, annesi, babası, akrabaları enkaz altında, komşuları enkaz altında. Tamam. Bu çok büyük bir deprem. Şimdi hükümet tarafından asrın felaketi, kimse altından kalkamaz diyor. Öyle değil. İyi organize olursan, tedbirleri gerekli zamanında alırsan, o zaman bu kadar insan ölmezdi, daha az insan hayatını kaybederdi. Ondan sonra ve daha fazla insan kurtarılırdı. Güvenlik daha etkin sağlanırdı. Yani birçok ne var? Eksik var. Ve halkta da haklı bir kızgınlık var. Devlet bizi yalnız bıraktı. Psikolojisi var. Bütün bunların yanında ama bölgede bir gerçek daha var. Ben Türk milletinin bu gerçekle övünmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk gençliği gerçeği. Türk gençliği inisiyatif almış. İstanbul'dan, Edirne'den, Diyarbakır'dan, Erzurum'dan, her yerden. Kalkmışlar ve bir gelmişler. Bir kesimin, ben çok karşıyım, bir kesimin beğenmediği Z kuşağı. Evet. Güya beğenmedi. Mükemmel bir iş yapmışlar. Mükemmel iş yapıyorlar. Kendilerini adamışlar. Hiçbir şey istemiyorlar. Övgü gönlümden bile istemiyorlar. Enkazı gençler kaldırıyorlar. Bunu kabul edelim. Bakın, enkazı gençler kaldırıyorlar. Peki yardımı kim yapıyor? Yardımı da millet yapıyor. Bak. Sayın Başkanım, sanki hiç burada devlet müdahale etmiyormuş gibi. Şimdi yemek, özel kuruluşlar, değişik dernekler, İş insanları geliyorlar. Nereden geliyorsun? Rize'den geliyorum diyor adam. Ne yapmaya? Yemek yapmaya geldim diyor. 5 arkadaş toplandık diyor. Öbür taraftan bakıyorsun. Bakın farklı siyasi görüşler. Hatta dün bir fotoğraf gördüm. Komünist Parti yemek yapmış, dağıtıyor. Ülke Ocaklı da yemek alıyor. O standta. Yani her görüşten insan. Beklediğimiz birliktelik, hayal ettiğimiz birliktelik bu zaten. Her görüşten insan var. Ondan sonra ve yemeği onlar sağlıyor. Peki kıyafet? Kıyafette vatandaş yolluyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden. Su yolluyor, ilaç yolluyor. Kadınlar için bez yolluyor, çocuk bezi yolluyor, su yolluyor. Burada da sorun yok. Yurt içinden ve yurt dışından. Türkler de organize olmuşlar, yardım ediyorlar. Peki devletin yapması gereken ne? Çadır. Çadır içerisinde soba, bunların örgütlenmesi, yardımların dağıtılması. İşte organizasyonu yapamıyor. AFAD organizasyonu yürütemiyor. Da yani isim biliyorum. Yani düşünün, en önemli şey, depremin en ağır vurduğu şehirlerden bir tanesinde stadyumda merkez AFAD'ın koordinatörü yok kardeşim. AFAD'ın koordinatörü yok. Bütün bunlar dışında doktorlar övgüye değer bir çalışma yapıyorlar. İskenderun Devlet Hastanesi'nde yıkılmış, duvarlar açılmış ve o şartlarda aynı ameliyathanede iki doktor grubu birlikte ameliyat yapıyorlar. Hani şu birilerinin kızıp dövdüğü, saldırdığı, hırpaladığı doktorlar var ya, işte onlar. Yani gençlerle birlikte doktorlara da şükran duygularımızı ifade etmemiz lazım. Keza biraz önce bahsettim, madenciler, onlar da gönüllü gelmişler.
ve tecrübeliler 2-3 yerde nasıl kurtardıklarına da şahit oldum. Nasıl hassas davrandıklarına şahit oldum. Ama bir şey eksik. AFAD'ın tedarik etmesi gereken kameralar. Onlarda çok eksiklik vardı. Yine diğer alet edevatta çok eksiklik vardı. Onlar olsa daha hızlı işler yürürdü diye düşünüyorum. Evet. Tabii bir başka boyut borsanın kapatılmasının çok geç olması. 99 depreminde borsa hemen kapatıldı. Burada 3 gün sonra kapatıldı. Olağanüstü halin hemen ilan edilmesi gerekirdi. 2 gün sonra ilan edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri hala sahaya inmiş kabul etmeyin. Dev bir alan. 13 milyon nüfus. Burada 5 bin, 10 bin, 15 bin adamla yapamazsınız bu işi. Düşünün bakın. 6 bin teyitli bina var. Yıkılmış. 11.350 tane de teyitsiz bina var. Yani hepsi birlikte 11.300 teyitsizlerle birlikte. Çatlağı şunları falan saymıyoruz. Evet. Orta hasarları saymıyoruz. Evet. Saymıyoruz. Şimdi her binanın başına 2 kişi koysanız 22 bin kişiye ihtiyacınız var. İş makineleri nasıl olacak başkanım? Şimdi her binanın başına 10 kişi koysanız bakın 10 kişi koysanız ondan ortaya çıkan rakam tabii. Şimdi iş makinelerinin olması gerekiyor. İşte orada da büyük eksiklik var. İş makineleri siz de gördünüz. Aslında iş makinelerinin bölge dışından nakli konusunda da eksiklik var. Çünkü geniş araçlarla getirilmesi lazım. Gerekiyor. Adam diyor ki ya benim var ben vereyim diyor. Parasını da ben karşılayacağım. Ama diyor bu nakliyeyi sağlayacak geniş araç yok. Onu nereden bulacağız diyor. Burada devletin bir kurumunun parkında çok fazla bu araçtan olmasına rağmen devreye sokulduğunu ben duymadım. Hangi kurum Sayın Başkanım? Adını söylemeyeyim şimdi. Duymadığım için söylemeyeyim yani. Ayıp olur. Belki de daha sonra devreye girmişlerdir. İnşallah da öyledir. Ama insan gücü çok önemli. Evet. Enkazları kaldırmak için arama yaparken de bazen makine de değil, vinçlere gerek duyuyor. Çünkü kolon kesme makineleri, demir kesme makineleri birçok alete ihtiyaç var. Bu kadar sanki Türkiye'de bu kadar makine yok gibi Sayın Başkanım. Yani hayır. Her binaya iki tane, üç tane makine her binaya veremezsiniz. Zaten veremez. Bu organ yani böyle bir şey istemiyoruz. Ama insanlar ilgilenildiğini görmek istiyorlar. Enkazın başında oturmuş ve hiç devlet yetkilisi yok. Tamam. Bu insanın moralini bozacak. Devlet nerede sorusunu sordurtuyor. Bir de üstüne üstlük ortam güvensizse, yağma başlamışsa ve birileri de ortamın psikolojik operasyonlarla daha da güvensiz hale gelmesi için sahte haberler yayıyorsa. Mesela efendim sınırlardan yüz binlerce Suriyeli giriyor. Açıldı sınırdan giriyorlar. Bu haber son iki günde WhatsApp gruplarında bir kadın bir erkek seslerle dolaşıyor. Çok güvenilir insanlar çok güvendiğin birisinden duymuşlar diye söylüyorlar. Teyitli bir bilgi değil ama bu şu anda. Teyitli bir şimdi bilgi ben değil, bunu bilebilecek resmi gayri resmi herkesi aradım. Dediler ki yok böyle bir şey. Yok. Onun üzerine buraya programa gelmeden önce bir tweet attım. Dedim ki bu doğru değil kardeşim. Bu arada teşkilatlara bir talimat verdim. Dedim ki asla şiddet içeren işte yağmacıların dövülmesi vesaire gibi görüntüler içeren şeyler beğenilmeyecek. Başkalarıyla paylaşılmayacak, dağıtılmayacak. Bütün Zafer Partisi teşkilatları ve Zafer Partisi'ni destekleyen insanlar. Hani vur emrinin caydırıcılığını konuştuk ya Sayın Başkanım. O görüntülerin çok yayılmasına bir caydırıcılık olmaz mı yağmacılar için? Olmaz. Şimdi bir bunların doğru olduğunu bile bilmiyoruz. Belki birileri servis ediyor, hazırlıyor, servis ediyor. Neden? Gördüğümüz şu kadar bir şey. O gerçek devlet görevlisi mi? Polis mi? Jandarma mı? Öbürü bir başka şey mi? Çünkü sanalda her şeyi manipüle etmeniz mümkün. Mümkün.
olmayan şeyleri olmuş gibi göstermeniz mümkün. Olabilir. Onun için bu tuzağa düşmeyeceksiniz. Türkiye'nin önüne bu tür şeyler koymayacaksınız. Ve soğukkanlı olmamız lazım. Türkiye'nin zayıf düştüğü anı kollayan güçler içeride tahrikler yapmak, çatışma ortamı yaratmak için elinden geleni yapacaklardır. Bu tuzağa düşmemek lazım. Bir başka şey yine burada. Bölgede sadece Hatay'da değil, bütün deprem bölgesinde gayrimenkul alım satımlarını yasaklayacağız 3 ay. Neden? Çünkü depremden sonra insanlar o psikolojiyle ben buradan gideceğim diye yok çok kolaylıkla yok pahasına satıyorlar ellerinden. Sonra da pişman yani, olacak. Sonra da pişman oluyorlar. Tabii içeride ve dışarıda bunun için bekleyen çakallar var. Bu çakallara fırsat vermeyelim. Sadece Hatay'dan bahsetmiyorum. Bütün bu deprem bölgesinden, Kilis'ten, Kahramanmaraş'tan, her taraftan bahsediyorum. Bu çakallara fırsat. Devlet bu kararı alabilir mi? Olabilir tabii kardeşim. Milli güvenlik meselesi olağanüstü hal. 3 ay alım satım yok bu bölgede. İnsanlar soğukkanlı düşünmeliler. Bir kendilerine gelmeliler. Bu şoku atlatmalıyız. Bu şoktan sonra hayatın normalleşmesi. Tabii. Mesela bölgede yine bir başka tespit. Çok önemsiz gibi gelebilir. Ama çok önemli. Tuvalet yok kardeşim. Mobil tuvaletler. Mobil tuvalet yok. Mobil tuvalet lazım. Düşünsenize kadınlar için nasıl bir ızdırap. Tabii. Nasıl bir ızdırap. Ve bunun için ben birkaç defa çağrıda bulundum. Bu arada mesela kalkmış birisi adam şeyde gördüm, Adıyaman'da gördüm. İstanbul'dan film setlerine tuvalet götürüyormuş kamyon. Şöyle, çok da modern. Demiş ki ya ben şimdi film seti var ama biraz para kazanmayayım. Ben şöyle kalkmış gelmiş bedava belediyeyle konuşmuş ve onu kampın yanına kurmuş. İnsanlar da kullanıyorlar. Gittim tebrik ettim kendisini. Adana Belediye Başkanı da aynı şekilde belediyenin imkanlarıyla birkaç yere koymuş. Ama bu çok daha büyük bir organizasyon gerektiriyor. Çünkü özellikle Kahramanmaraş, Antakya, İskenderun, İslahiye buralar yıkılmış kardeşim. Yıkılmış, evet. Yani Antakya'da atom bombası etkisini görüyorsunuz. O kadar büyük bir yıkım var. Ayakta kalabilecek bundan sonra binaların sayısı toplam binaların %7'sini aşmaz. Sayın Başkanım özür diliyorum, araya gireceğim. Bu bahsettiğiniz büyüklükteki ki bunu dünyada kabul ediyor. Bir felaket, deprem felaketinde bazı aksaklıkların olması normal sayılamaz mı? Tabii sayılır. Biz bazı aksaklıklardan bahsetmiyoruz ama. Biz hiçbir organizasyonun olmamasından bahsediyoruz. Hiç yani herhangi hiçbir devlet organizasyonu yok mu size göre başkanım? Üçüncü günün başından itibaren tali olarak başlıyor. İlk iki gün yok diyorsunuz. İlk iki gün yok. İlk iki gün vatandaş var. Üçüncü günden itibaren tali olarak başlıyor. Bazı şehirlerde daha hızlı ilerliyor. Mesela Maraş'ta çok daha hızlı ilerliyor. Ama şeye bakıyorsunuz, Hatay'a bakıyorsunuz. Hatay'da aynı. Antep'te de hızlı ilerliyor. Biz Antep'teydik başkanım. Orayı göremiyoruz. Tabii Antep'te Hatay ve Kahramanmaraş'ta karşılaştırılacak büyüklükte değil. Değil. Yani Nurdağ köyleri falan yani, bayağı bir yıkım. Nurdağ köyleri, oraya da gittik Nurdağ çünkü. Merkez, İslahiye. Öyle, öyle. Orada var ama ölçek daha küçük. Fakat bu en büyük iki ölçekte karşılaştırıldığında Kahramanmaraş'ta çok daha hızlı ilerlenmiş. Oraya çok daha fazla ve hızlı gitmiş yardım. Hı hı. Ama aynı şeyi Hatay için söylememiz mümkün değil. Hatay deyince Erzin'den muhakkak bahsetmemiz lazım. Erzin'de hiç ev yıkılmamış. Sebep dürüst bir belediye başkanı. Açıklama yaptı zaten belediye başkanı. Pazarcık, depremin merkezi. Pazarcık'a gittim. Görece çok az ev yıkılmış. Evlerin çoğu sağlam. Neden? Kaçak imara. Kaçak imar yapıyor. Depreme dayanıklı depreme yapılara dayanıklı sıkı bir kontrol ya. Yapmış. Yani deprem öldürmüyor. Müteahhitler ve belediyeler öldürüyor.
Katılır mı? Evet. Müteahhitler ve belediyeler örgütü. Yani, işte efendim bu Allah'tan. Deprem Allah'tan. Binalar değil. Yönetmelikler değil. Evet. Çok katlı binalar değil. Eski ve şöyle yanlış teknolojiler, imar ihlalleri değil. Bakın 7.4 şiddetinde deprem Japonya'da da oluyor. Orada olmuyor. Tabii oradaki yapılaşma teknolojisi çok başka. Çok daha farklı. Sosyal medyada size yönelik bazı tepkiler var. Bir açıklamanızdan dolayı biz bunu sizden tabii duymak istiyoruz. Enkaz kaldırma çalışmalarında, özür dilerim, kurtarma çalışmalarında AK Partililere, enkaz altında kalan AK Partililere öncelik tanınıyor. Yok, öyle söylemedim ki. Nedir bunun doğrusu? Benim söylediğimde şeyde bak, Beryansın TV'de bu AK Parti'nin her zaman, AK Parti propagandistlerinin her zaman yaptığı çarpıtmalardan bir tanesi. Ben söylediğimin arkasındayım, söylüyorum. Fakir AK Partili vatandaşla fakir diğer partili vatandaşlar arasında hiçbir fark yok. Hepsine eşit davranılıyor. Ama AK Parti seçkinlerinin tercih edildiğinin kameralar önünde kayıtları var. Vali emir veriyor. Orada bir daha bitmeden bu tarafa kaydırıyorlar AFAD ekibini. İki evladını kaybetmiş bir vatandaş bana söyledi kardeşim. Bana söyledi. Ağzından kaçırdı üstelik. Kameralarda nasıl kaydettim ben onu. Hı? Ve paylaştım kamuoyu. Ne diyor başkanım? Kamuoyuyla. Yani zengin AK Partilerin oturduğu yerleri mi biliyorlar? Seçkin AK Partilerin oturduğu binaları. Seçkin. Burada kurtarmaya öncelik veriliyor. Oraya kaydırılıyor. Söylediğim bir bu. Bunu bölgedeki bütün vatandaşlar da görüyor ve söylüyorlar zaten. Hiç kimse kıvırmasın. Hiç. Ümit Özdağ ne söylediyse onun arkasında. Ama bu neyin sonucu, nasıl bir zihniyetin sonucu? Deprem oluyor, Erdoğan bölgedeki belediye başkanlarını arıyor ama önce muhalif belediyeleri aramıyor. Tepki gelince arıyor. Yukarıdaki bunu yaparsa aşağıdaki de bunu yapar, doğaldır. Ne kadar sürede toparlanır sizce Sayın Başkanım? Bu organizasyonun sustukla çok zor. Zor. Çok zor. Zaten çok büyük bir deprem. Büyük bir deprem. Çok büyük bir deprem ve bakın önümüzdeki günlerde bu kötü yönetim, bu güç boşluğu devam ederse silahlı kuvvetlerin, jandarmanın, polisin daha etkin sahada denetimi sağlaması için yollar açılmazsa ve bu çapulcu grupları çok hızlı vur emriyle yıldırılmazsa orada, iş uzadığı zaman kangrenleşir. Evet, çünkü beraberinde salgın hastalıklar geliyor şimdi. Dizanteri haberleri gelmeye başladı sosyal medyada. Yani enkaz altında hayatını kaybedenler bir onlar ayrı. Onlar ayrı. Çünkü onlar da uzun süre kalırsa oradan tabii, 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 onlardan ondan sonra. Ama aynı zamanda tuvalet olmamasından kaynaklanıyor. Şimdi diyor ki afet yaklaşan ekipler, sahada çalışan ekipler. Ben diyor canlı çıkarttığım zaman diyor sorun yok. Neden? Sağlık Bakanlığı geliyor diyor. Ambulansla alıyor, hastaneye götürüyor. Evet. Ama ölü çıkarttığım zaman kimse almıyor. Eğer diyor akrabası yoksa. Ondan sonra ben diyor ölüyü diyor kenara diyor sarıyorum, koyuyorum. Bazen bir halıya sarıyoruz, bazen bir torbaya koyuyoruz. Sonra diyor onu köpekler yemesin diye de gecenin başında adam bekletiyorum. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bunu konuşmak bile değil mi tüyleri? Ama yani birisinin konuşması lazım bunları. Yani 10.500 lira verdik bütün vatandaşlara. Yok ya, ben vereyim sana 10.500 lira. İnsanlar evlerini kaybetmişler, çocuklarını kaybetmişler. Geleceklerine ilgili şüpheleri var. Güvenlikleriyle ilgili şüpheleri var. Ne 10.500 lirayla çözülecek hiç mi bu 10.500 lirayla? Evet. Önümüzdeki günlerde yapılması gereken şey şimdiye kadar yapılmayan. Efendim bakıyorsunuz, bakın ben Adıyaman'dayım. Oradan geliyorum. Adıyaman Üniversitesi'nde bir merkez var. Orada koordinatörden bilgi almaya gittim.
AK Parti teşkilatlarından birisi provoke etti. Adam yok dedi, sonra başka bir yere götürdü. Sonra adama sinyal verdiler, adam kaçtı, koordinatör. Kardeşim ben parlamenterim, sen bana bilgi vereceksin. Tabii. Ki ben kamuoyuna doğru bilgi vereyim. Üstelik gördüğüm şeyler de kötü şeyler değildi. Çok iyi bir örgütlenme vardı orada. Evet. Ben tebrik edecektim adamı. Neden yapılıyor sizce? Efendim? Neden bu tavır size şimdi karşı? Şimdi bu mu eşitlik? Sonra bakıyorum oraya bir AK Parti milletvekili geliyor. Aziz Babuşçu. Siz ne arıyorsunuz burada diyor. Siz gidin diyor. Ya sen kimsin kardeşim? AK Parti Türk, hepimizi Türk olmaktan kurtardı diyen adamsın sen. Burasının adı Türkiye. Şimdi böyle bir yaklaşım olabilir mi? Aziz Babuşçu gelecek başka bir şey söyleyecek. Bakan gelecek başka bir şey söyleyecek. Vali bir şey söyleyecek. Diğer vali yardımcısı bir şey söyleyecek. Bu kadar çok seslilikle bu iş yürümez. Onun için tek burada merkezden, tek bir her ilde tek bir komut olacak. Zincir bu işi bilen, AFAD'ın başına bu işi bilen bir adam gelecek. AFAD'ın başındaki ilahiyat mezunu kardeşim. Ha? Eğer AFAD'ın görevi felaketlerden sonra ölenleri cenaze namazını kıldırmaksa ya ideal bir adam. Yok. AFAD'ın görevi mümkün olduğunca az insanın ölmesi, bu felaketten kurtulmasıysa o zaman asla uymayan bir profil. Bu adamla bu işi yapamazsınız. Yapamazsınız. Tamam. Bak, bu adamla bu işi yapamazsınız. Kurtarma çalışmaları devam ederken Sela okunması olayına tepkiniz ne oldu? Yani bir şey olmadı. Onun bir şey şöyle oldu. Hani enkaz altında yani kalanlar yani o kadar detaya girersek içinden çıkamayız bu işin. Şu anda geleceğe bakmalıyız. Ve Türkiye'nin içinin karıştırılmasını engellemeliyiz öncelik. Özür dilerim. Cihat Yaycı Paşa'nın bir açıklaması evet. oldu. Takip edebildiniz tabii mi? Tabii konuştuk Cihat Yaycı Paşa'yla. Şimdi bir 2002 yılında yapılan bir NATO ülkelerinin yapmış olduğu 22 gün süren bir tatbikat. NATO değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde NATO diye söyledi Cihat Yaycı Paşa. Millennium Challenge. Millennium Challenge, evet. Bana çok Cihat Yaycı Paşa'nın bu anlatımı çok inandırıcı geldi. Çok ikna oldum ben aslında. Yani çünkü tatbikatın bütün verileri bize çok uyuyor. Şimdi bakın bu 99'da yapıldı. Bu, 2002. Ha, 2000, pardon. 2002. Tabii 2002. 2002 Sayın Başkanım. Depremden hemen önce veya hemen sonra yapıldığını hatırlıyorum o depremden. Tarihi ben 99 diye. Yani 99'da depremimiz oldu. 99'da depremimiz ama oldu. Ama 2002'de yapıldı. Tam o deprem sırasında yapıldı diye hatırlıyorum. Evet, da 2002. O yanımcı olmuş tamam. olabilirim. Çok benden uyuyor. Çok yani geçti. Adalar problemi evet. olan, komşu evet. adalar problemi olan bir her ülke. Yani bize çok uyuyor. Her türlü ihtimale karşı uyanık olmalıyız. Öyle olmalıyız. Yani ben kendisiyle konuştum. Hatta ikinci ordu meselesinde konuştum. Evet. Ben bütün silahlı kuvvetlerden bahsediyorum. Ve Cihat Amiral'in ifade ettiği husus doğrudur. İkinci ordunun sınır ötesindeki birliklerinin, terörle mücadele eden birliklerinin çekilmesini istemek yanlış bir şeydir. HDP bunu istedi ama. HDP ister. İkinci ordu sahaya insin, alana insin dedi. HDP de ister, FETÖ'cüler de ister, PKK da ister. Hayır. Onlar yerlerinde kalmalılar. Türkiye'nin güvenliğini dışarıdan sağlamaya devam etmeliler. Ama bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün imkan ve kabiliyetleri sahada kullanılmalı. Bu noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olması sizce bir sakınca yaratıyor hayır, mu? Hayır, sakınca yaratmaz. Kabiliyet eksikliği mesela, yaratıyor hayır, mu? Hayır, emir komuta birliği içerisinde her şey sağlanır. Yani neticede bakın, bu şeyin ordunun kışlık çadırları var. -20 derecede içinde rahatlıkla yaşarsınız. Kış bölgesinde bunları kullanmanız gerekiyor. Bu ordunun sıcak çorba ondan sonra hazırlayan kantinleri var. Hemen hazırlarsınız. Tırları var, fırın. Tır çekersiniz, ekmeği pişirirsiniz. Yani öyle günler oldu ki 10 bin lira verseniz bir francalı alamıyorsunuz. Evet. Yok çünkü yani. Bunların giderilmesi lazım. Sonra askeri hastaneler. Askeri hastaneleri getiriyorsunuz, Sahra Hastanesi'ni kuruyorsunuz ve bitiyor. Bugün Sahra Hastanesi Adıyaman'da rektörlüğün önüne daha yeni kuruluyordu.
Ya üzerinden kaç gün geçmiş? Yeni mi aklınıza geldi bu? Yabancı ülkelerden geldiler, kurdular burada ve gidiyorlar. Ama konuşmamı bitirirken müsaadenizle şunu vurgulamak istiyorum. Tahriklere sakın kapılmayın. Sanal ortam aynı zamanda psikolojik harekat ortamıdır. Orada bir video görseniz bile bu videoda gördüğünüz şeyin gerçek olduğunu hemen düşünmeyin. Bazen en güvendiğiniz insan bile yanıltılabilir. Mesela bana bir arkadaşım dedi ki şu belediye başkanının yeğeni bana dedi ki ABC olmuş. Öyle mi? Çok önemli dedim ya. Öz yeğeni mi öz yeğeni? Ben de belediye başkanıydım. Sayın başkan dedi. ABC oldu mu? Yok dedi ya sayın genel başkan. Olsa ben size söylerim zaten dedi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Onun için ya ben çok dürüst adamdır. Çok dürüst adam olabilir. Söyleyen. Söylerken yalan da söylemiyor olabilir ama söylediği şey yanlıştır. Yanlıştır. Mesela siz bana derseniz ki ben T-24 tankı gördüm karşıdan geliyordu. Ben şüphelenirim bu ilgiden. Bir tank görmüşsünüzdür ama T-24 mu ondan emin değilimdir. Evet. Ha. Sayın Başkan, Elazığ'la ilgili bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Size. Şimdi biz 24 Ocak 2020'de çok büyük bir deprem yaşadık. Bu depremde can kayıplarımız oldu. 41 can kaybımız. Şu anda bile evet deprem konutları 25 bin 30 bin deprem konutu yapıldı ama hala bizim çok sayıda ağır hasarlı ve orta hasarlı binalarımız var. Bu 7.6 7.8 depremlerinde biz de çok ciddi etkilendik ve 5 can kaybı daha verdik. Yalnız açıklanan OHAL kapsamında 10 ilde biz yokuz ve afet bölgesi ilan edilmek istiyor Elazığ. Biz de hani basın içerisinde olduğumuz için bizi çok arıyorlar, çok soruyorlar. Elazığ afet bölgesi ilan edilmek istiyor. OHAL kapsamına alınmak istiyor. Bu noktada şu ana kadar herhangi bir çalışma, herhangi bir umut verici şey yok. Bir gelişme yok. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sevgili Elazığlılara şunu söylemek isterim. Olağanüstü hal bölgesi ilan edilen iller henüz olağanüstü halin bir faydasını görmediler. İleride görebilme ihtimali hani evet. İmtiyazlar, kolaylıklar, ayrıcalıklar diye evet. Düşünülüyor. Evet. O zaman telafi edilmesi gerekir tabii. Ama şu anda mevcut illerinde bir faydasını gördüğünü söylemek mümkün değil. Çünkü etkili bir sistem hala kurulmuş değil. Evet. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bizi kırmadığınız için. Çok sağ olun. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.